Meryem ve Ümit İstanbul'dan 4 aydır evliler. Evet. Ana. Yeni. Yeni. Evet. Çiçek burunda. Ne yok, değişti? Hayır, 5 almayız. Gitti çiçek. 3 aydan sonra gitti. 3 aydan sonra mı? Aynen. Geçen ay mı gitti? Geçen yine ay. Yine iyiymiş 3 ay yalnız. Gittiniz mi şey balayına? Gittik, bırakıp geliyordum. Niye? Kızlara bakıyor. Bir dakika, bir dakika. Peşin yargı yok. Önce bir anlayalım. Bir durun. Ama bu arada uğruna kitap yazılmış bir kızım. Uğruna kitap yazılmış. Öyle, evet. Bakayım. Ümit mi yazdı bunu? Evet, içinden ay, geçenleri. Tanışma hikayemiz falan fistan. Ümit Ayvacı. Aşk seninle güzel. Benimki gibi evlenmeyeceğim demiyor en azından. Harip alacağım demiyor. Böyle yapıyorlar, bizi mahvediyorlar. Sıta çok yüksek. Bayağı. Tavan yaptın. Yani bana sormayın zaten. Nirvana ne demek ya? Çok romantik. Bir parça okuyabilir miyim müsaade ederseniz? Onları okuyabilirim. O bir tanesi değişin yok mu? Dudaklarından çıkarken bile beni heyecanlandıran. Resil olduk. Tarifi imkansız bir duygu benim için. Bir tanesi dediğinde... Dünyaları bana veriyorsun. Peki devam ediyor mu şiir yazmaya? Ediyor. Bizim oh. Mutfakta küçük bir yazı tahtamız var. Her sabah işe gitmeden önce onu yazar. Ben sabah kalktığımda okurum. Ay çok romantik ya. Şu anda Şafak, İbrahim ve Can'ı bitirdik. Bitti, bitti. Peki, vay arkadaş. Balayına nereye gittiniz? Antalya'ya gittik. Antalya'ya? Tam yerine gitmişi. Bilseydim gitmezdim yani. Evde otururdum. Ne oldu ki? Ya yemeğe iniyoruz, adam yemek yemiyor, kızlara bakıyor. Önüne bak, yok. Kaşık böyle kalıp gidiyor adam. Önüne bak, yemek ye, boş ver sonra yerim. Bakma diyorum, nasıl bakmayayım, at gibiler diyor. O kadar da fazla. At gibilermiş İlker Bey. Ya saklamıyor da, nasıl bakmayayım ya, at gibiler, at! Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Onlar İstanbul'da oturuyorlar, ben Kilis'te yaşıyorum. Bu kuzenimin Face'inden benim fotoğrafımı görüyor. O gün ben profil resmimi değiştirdim. Kuzenimle kız kardeşi evleniyorlar. Bunlar daha sonra adalara gezmeye gidiyorlar. Oradan işte fotoğrafımı hani kuzenim beğenince bu kim falan diyor. Hava mı kızı? Hadi ya falan diyor. Niye söylemiyorsun önceden? Orada bir şey demiyor. Sonra önceden değil mi? Evet, evet. Bana aynen. Bak, Kilis'te bir hala kızım var. Haberin olsun. Önceden niye söylüyorsun? Aynen. Daha sonra bu eve geliyor. Bir iki gün işte bakıyor ne paylaşmışım işte fotoğraftan falan inceliyor. Kız kardeşine diyor ben kilise gideceğim. Nereye falan ben kızı beğendim gidip görüşeceğim diyor. Bunlar bayram falan var, düğün var. Onun bahanesiyle kuzenim, kız kardeşi, eşimin geliyorlar üçü. Ben de o aralar hastanede çalışıyorum. Eve geldim. Öyle makyaj falan sildim, eşortman normal, sıradan ev kızı. Oturdum, sonra kuzenim aradı. Hala dedi biz 10 dakikaya oradayız. Tabii bunlar geldiler Antep'te hani bir iki gün Antep'te kaldılar. Dayımlar falan, anneannemler senin falan. Daha hiçbir şeyden haberin... Var. Hani gelecek dediler. Tabii tamam. Ben hani yok falan aynen. İstemiyorum ya hani ben yani açıp değil. Bakmadım. Hani kuzenim diyor ismi soy ismi bu aç bir bak hani nasıl biri falan. Bakmadın mı gerçekten? Bakmadım. Gerçekten bakmadım. Hani canlı göreyim. Bakmayayım. Ay bakmayayım büyüsü kaçmasın aynen. Canlısını görürüm. Aynen heyecan falan kaçar. Neyse annem de kalk kızım dedi şu hani üzerine falan bir şeyler giy makyaj falan ne yapacağım anne ya dedim böyle görsün falan dedim. Kızım dedi İstanbul'dan geliyor beğenmez falan kendisi bilir dedim. Neyse bunlar içeri girdi İlker Bey kapıdan bir geldi ben direkt arkamı döndüm. Bu ne ya dedim gele gele bu mu geldi İstanbul'dan dedim. Ümit'ten bahsediyorsun. Ben şok. Ama o zamanlar çok zayıf ya aşırı bir zayıf. Ben şimdi iyi baktım. Fazla kilo almış yani Ümit. Hayır ama bunun bir 10 kilo zayıfını düşünün gerçekten. Yo, aşırı bir zayıf. Bunun 10 kilo zayıfı derken? 10 kilo zayıf işte. Daha zayıf. Bayağı bir falan bir zayıfım peki. Var. Neyse dedim dünyada bir bu kalsa ben, bir bu kalsa ben hayatta evlenmem dedim. Neyse içeri geçtik falan yemek yedik çay babamlar abimler evdeler.
Kuzenim sıkıştırıyor hani geçin konuşun çocukla. Ne konuşacağım ya diyorum beğenmedim. Ben konuşmam al götür diyorum. Öyle şey al mi? Götür. Öyle şey mi olur diyor. Çocuk senin için geldiyse gelmeyeydi falan dedim. Neyse ben o gün konuşmadım. Sabahına akşam köye kınaya gideceğiz. Antep'in köyünde bir kına var. Ne oldu? Kına da kayboldu. Kına da kayboldu mu? Üçüncü gün oldu abi. Bir selam yok, merhaba yok. Ben vurdum kendimi dağlara taşlar abi. Karanlık abi. Kaybolmadın mı diye. Yo, anlat sen. Biz şimdi kınada oynuyoruz. Tabii ben arabadan bir indim, bu beni gördü çocuk. Yani şöyle bir döndü. O küçücük dibi düştü. Düştü. Zayıf ya. Düştü yani. Dibi küçük. O dibi düştü değil, ve dipçiği düştü. Düştü yani. Ondan sonra... Ondan sonra oynuyoruz falan, tabii hiç bakmıyorum yine. Bu böyle sinirleniyor, köyden çıkıyor, gidiyor bu artık. Hangi kafayla gidiyorsa bu gitmiş, gitmiş, gitmiş. Oğlan yok meydanda. Bayağı gitmiş yani artık. Hani orkestra sesi falan duymuyor. Neyse, biz oynuyoruz, bir baktık orkestra sustu. Sayın Ümit Ayvacı kaybolmuştur. Sesimizi duyuyorsan düğün yerine. Ama bayağı gitmiş hani hiç ses falan duymuyorum diyor. Kayanın üzerine oturdum, beni bulmalarını bekliyorum diyor. Telefon çekmiyor. Neyse ondan sonra ama ben bir gülüyorum, bir gülüyorum. Yengemler falan kızım ayıp diyor. Annesi falan var, görüyor diyor. Gülme falan. Dedim ne gülmeyeyim ya, küçücük köyde kayboluyor bu. Neyse oradan annem dedi mi ben buna kızımı vermem, bu köyde kayboluyor. Bu İstanbul'da kızı kaybeder. Ben vermem buna kız falan. Bu benim kızı kesin kaybeder. Kaybeder. Neyse daha sonra işte bu... Hani orkestra ama sürekli anons ediyor. Bu neyse orkestraya duya duya gelmiş köyün ortasına. Teyzem diyormuş, lan Ümit sen neredesin oğlum biz seni arıyoruz gelsene şuraya millet seni arıyor falan. Aldı bunu getirdi. Tabii surat beş karış. Yani moral bozuk çünkü kına bitmeye geldi. Ben çocukla konuşmuyorum. Yalnız bunlar yine teyzemler falan kuzenim. Hani bir şekilde bizi orada buluşturdular köy meydanında bir ağaç var falan. Teyzem dedi ki gel dedi su içmeye gidelim dedi. Hani güya beni onun yanına götürecek. Hani yürü konuşalım dese gitmeyeceğim. Tamam gidelim. Hani gittim orada oturuyorlar. Dedim teyze niye böyle bir şey yaptın falan. Ya gel kızım ayıp olur bir konuş falan dedi. Neyse dedim oturduk. Konuşuyoruz falan öyle. Tabii kendisi işte anlattı. Biraz ben anlattım. Yine orada hani hiç olumlu bakmadım. İstemiyorum yani. Bir kere yok dedim ya bitti. Sonra bunlar biz kına bitti. Ben kilise geldim. Bunlar Antep'e gittiler falan. İşe gittim. Kuzenim aradı. Bu dedi çocuk gidecek. Numaranı istiyor ne diyorsun? Tabii bir hafta Antep'te kaldı. Ben bunu bir hafta süründürdüm yani. Ne konuşma ne hiçbir şey. Tamam ver konuşalım dedim. Neyse bu numarayı tabii ben telefonu kapattım. İki dakika sonra merhaba ben Ümit. Ha, insan bir bekler. Biraz ben merak edeyim değil mi? Acaba ne zaman atacak nasıl olacak falan. Senin merak edeceğin yok diye. Yok diye anında mesaj attı. Merak oldu. Dedim ben şu an çalışıyorum. Hani ara verince ben seni ararım. Ondan sonra bu... Araya çıktım işte. Ben işte yemek molasındayım arayabilirsin falan. Tabii ben bunun sesini duyar duymaz. Aşık oldum. Sesine. Telefonda. Alo der demez gerçekten. Dedim ay ben salakmışım bu çocuğu bir haftadır böyle. Oyalıyorum. Ama sesini duydun ya ağacın orada su içmeye gittiğini. Telefonda çok farklı geldi. Şimdi evde de telefonda mı konuşuyorsunuz? Ya o anda bilmiyorum ne olduysa. Telefonda alo der demez. Ben iptal. Ondan sonra işte biz bir ay falan konuştuk. Öyle başladık. Sonra iki hafta sonra ailesini gönderdi. Hemen geldiler. Söz takıldı. Nişan. 6 ay sözlü kaldık. Bir sene nişanlı. 4 aydır da evliyiz. Arabayı ne yapacaksınız Meryem? Biz şu an kiradayız. Biraz gezeceğiz. Daha sonra satıp ev alacağız inşallah. İnşallah siz kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Hadi 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 yaparsın aşkım. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.